Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin al ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Yüce Rabbimiz cümlemizi, cümle ümmeti Muhammed'i, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yollarından ve şefaatlerinden bu dünyada da, ahiret yurdunda da ayırmasın inşallah. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Necm suresinin 45. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyorlar. Ve o iki eşi, erkeği ve kadını yarattı. Yani Hazreti Adem babamız da Havva annemizin yaratılmasından itibaren İnsanlar olarak kadın ve erkek şeklinde varoluşumuz devam etmiş. Erkek kadına, kadın erkeğe daima muhtaç olacak şekilde bu hayat dizayn edilmiş. Dolayısıyla taraflar belli şartlar içerisinde, belli konularda efendim hassasiyet göstererek bir araya gelmişler. Aile dediğimiz huzur yuvasını oluşturmuşlar. Efendimiz Aleyhisselam mutlu bir ailenin İnsanın dünyadaki cenneti olduğunu ifade etmişler. Gerçekten de eviniz, arabanız, dünyalığınız ne kadar fazla olursa olsun, eğer evinizde bir huzur yoksa, evinizde, eşinizde, çocuğunuzla bir muhabbet ortamı oluşmuyorsa, o dünyalığın da hiçbir anlamı kalmıyor. Ama kuru ekmek yiyecek olsanız, eşinizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla, efendim, mutlu, huzurlu bir aileniz varsa, o baldan daha tatlı geliyor insana. İşte ayet-i kerimede Yüce Mevlamız, kıymetli kardeşlerim, onlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz. Yani nasıl ki insan elbiseyle efendim içeriden dışarıdan her türlü tehlikeyi bertaraf eder, kapatır, örter, ihtiyacını giderir. Erkek kadın için, kadın da erkek için böyle bir elbisedir buyuruyor Yüce Rabbimiz Bakara suresinin 187. ayeti kerimesinde. Bir de tabii olaya şu açıdan da bakmak lazım. Yani Cenab-ı Hak bazen insanları kadın, bazen erkek olarak yaratıyor. Bu bile aslında Cenab-ı Hakk'ın varlığının, kudretinin bir delili, işareti olarak kabul edilmeli. Cahiliye döneminde olduğu gibi efendim kız çocuğu olunca yani hiç hoşuna gitmeyecek bir haber almış, yüzü simsiyah kesilmiş. Yani acaba utansa mı, bu haberi insanlardan gizlese mi, o kız çocuğunu götürüp toprağa mı gömse ne yapacağını bilemeyecek bir hale insanın gelmemesi lazım. Kız çocuğu olsun, erkek çocuğu olsun, hepsi Rabbimizin ikramıdır. Hepimiz birbirimizi tamamlamak üzere bu dünyaya gönderilmiş insanlarız. Yani dönem gelip geçen dönemler içerisinde acaba bu kadınlar İnsan mıdır, değil midir şeklinde tartışmaların yaşandığı o cahiliye dönemini günümüzde de biraz formatını değiştirerek veya biraz şımartıp daha ön plana çıkartıp yani kadını kadınlık rolünden daha ziyade bir meta gibi, bir madde gibi efendim düşünme cehaletine veya buna alet olma sefahatine hiçbirimiz düşmemeliyiz. Yani bugün hani söz açıldığı için ifade edelim. Eğer mutlu bir aile istiyorsak, huzurlu bir aile istiyorsak, bu aileyi biz televizyon ekranlarından aramamalıyız. Eşimize, çoluğumuza, çocuğumuza televizyon ekranlarında, yani bunu affınıza sığınarak söylüyorum, sanki bir eşyanın, bir affedersiniz hayvanın satımı yapılıyormuş gibi yapılan programları izlettirmememiz lazım. Bu programların ailemize, çoluğumuza, çocuğumuza, aile müessesesine ne kadar zarar verdiğini bir düşünüp kesinlikle ne eşimize ne çocuklarımıza muhabbetimize dahi bunları konu etmememiz gerekiyor. Dikkat ederseniz bu tür programlarda yani bir defa ne anlamı vardır yani televizyondan evliliğin ne anlamı var? Bu şu demektir yani paranız varsa insanlar sizi tercih edecek değil mi? Efendim oraya gelenlerin işte konuştukları, söyledikleri içeriye bakarsanız tamamen dünyevi menfaat üzerine kurulmuş güya evlilik. Bu ne oluyor? Artık evlilik müessesesini tamamen hafife almaya yönelik bir adım oluyor. Bunu kesinlikle önlemek gerekiyor. Yani telefonlarla şikayet mi etmemiz gerekiyor, internet üzerinden kampanyalar mı yapmamız gerekiyor? Her ne yapılması gerekiyorsa
artık bu sefahetten, bu illetten, bu Müslümanların, bu ümmetin bir an önce kurtulması gerekir. Yani bir de oraya özellikle işte efendim güya sanki başörtük insanlar böyle ticaret metaıymış gibi efendim başörtüsünü kadın erkek evlilikteki her iki tarafı da küçültücü, alçaltıcı her türlü rezaleti burada görmek mümkün. Böyle bir adımla, böyle bir girişimle oluşturulan ailede mutluluk olur mu Allah aşkına? Yani sizi bir menfaat, bir para makinesi gibi gören bir insanla efendim nasıl mutlu olabilirsiniz? Aile demek, yuva demek nedir? İnsana sükunet aşılayan, onun huzur bulacağı bir ortam demektir. Yani kişi gitsin dışarıda çalışsın, kazansın. Tabiri caizse yani onun bunun ağzının kokusunu belki çekerek 3-5 kuruş elde etsin ama gelip evinde bir de eşiyle, çoluğuyla, çocuğuyla bütün bu sıkıntıların daha büyüğüyle karşılaşsın. Buna biz aile diyemeyiz de böyle açık cezaevi diyebiliriz. Yani orada iş yerinde zulüm, evde işkence, başka yerde stres filan. Ondan sonra efendim niye mutlu olamıyoruz? Ya bu şekilde tarafların birbirini sömürmek için, birbirinden sadece fayda beklemek için bir araya gelmesi mutluluğu sağlamaz. Ne diyor işte nikah kıyarken oradaki memurlar? Hani iyi günde, kötü günde, hastalıkla, sağlıkta her halükarda taraflar birbirlerine hürmet edip sahip çıkıp efendim öyle bir aile ortamı oluşturulmalı. Yoksa para var, ev var, araba var, o zaman iyiyiz. Ama parada biraz azalma oldu, ev gitti elimizde, o zaman evli evine, köylü köyüne denilirse bu artık bir aile olmaz, bu bir şirket olur. Karşılıklı çıkara dayanan şirketleşme olur. Efendimiz Aleyhisselam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, efendim kişinin namusuna sahip çıkabilmesi, neslini devam ettirebilmesi, dünyevi ve uhrevi sıkıntılarını paylaşabilmesi açısından evliliği tavsiye etmiştir. İmkanı olan gençler evlensin buyurmuşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İmkanı olmayanlar da sabırla oruç tutsunlar. Yani kendilerini bu konuda zorlasınlar. İmkan bulmaya, evlenmeye uğraşsınlar. Efendimiz aleyhisselam tavsiye buyurmuşlar. Evet, çünkü evlilik sayesinde efendim sadece kadın ve erkek, yani biz bedeni beklentilerimiz açısından sadece kadın ve erkeğin ihtiyaçlarının giderildiğini düşünmemeliyiz. Aile aynı zamanda büyük ölçekte bakıldığında toplumun ayakta durmasını sağlayan en önemli kurumdur. Aile çöktü mü, çekirdek yapı temelden sarsıldı mı, Allah muhafaza, o toplumda huzurdan, sükunetten, sevgiden, saygıdan, yani o toplumda aile yoksa yetişen nasıl, nesil nasıl olacak? Yani dinden habersiz, maneviyattan habersiz, milli manevi değerlerden habersiz bir neslin yetişmesi, o toplumunda dejenere olması, bozulması anlamına gelmektedir. Evet, insanlar evlilikle birlikte değerli kardeşlerim, işte çoluk çocuk sahibi oluyor. Yani kimisi babalık rolüne, kimisi annelik rolüne bürünüyor. Aslında bunları rol olmaktan, bunu bu şekilde ifade etmekten ziyade annelik, analık veya babalık görevi, vazifesi olarak görmek daha iyi. Yani babacılık, annecilik oynamamak gerekiyor. Bugün maalesef bakıyoruz, efendim işte kardeşimizin düğünü oluyor, sünneti oluyor, hayırlı işi oluyor, bilmem nesi oluyor. Bakıyorsunuz, İslam'a, Kur'an'a uymayacak her türlü şey içerisinde görüyorsunuz. Hocam diyor, çocuklara söz geçiremedik. Ya iyi de şimdi Cenab-ı Hakk'ın bir tarafta hatırı varken diğer tarafta çoluğumuzun çocuğumuzun hatırını koruyacağız diye Rabbimizin hatırını yıkmamız aileler açısından, eşler açısından, evlatlar açısından bir huzura, sükûna sebep olur mu? Yani bunu görmeyecek kadar gözlerimiz neden köreldi yani? Bir de hayırlı bir işe başlıyoruz, şer bir şekilde başlıyoruz. Ama şimdi gariptir, hem böyle İslam'a uymayan, Kur'an'a uymayan ortamlar bir araya gelişler ama bir yandan da aman ha hocamız eksik olmasın yani bir yerde dua etsin, duayla yüzüğü kessin işte gelin girerken dua, çıkarken dua, bayrak yükseldi dua. Tamam da yani ikisinden birisinde bir yanlışlık var kardeşim. Ya onu yapmayacağız ya bunu yapmayacağız. Ne ondan vazgeçiyoruz ne ondan vazgeçiyoruz. İşte bu maalesef çağımızın hani medeni hastalıklarından, medeniyetin bize getirdiği güya hastalıklardan bir tanesi. Halbuki bizler Efendimiz Aleyhisselam'ın
örnekliğinde Yüce Kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan'da anneye babaya verilen görevler, sorumluluklar neyse bunların bilincinde olarak annelik veya babalık yapmak durumundayız. Efendimiz Aleyhisselam hani bir sahabe-i kiramdan annelerimizden bir tanesi yavrusunu kaybetmiş de tam ümidini kestiği bir anda yavrusunu bulmuş, evladını bulmuş bir anda. O çocuğu alıp öyle bir bağrına basmış ki Efendimiz Aleyhisselam bu manzarayı görünce duygulanmışlar. Buyurmuşlar ki şimdi bu kadıncağız evladını ateşe atar mı buyurmuşlar. Yani bir anne düşünelim, çocuğunu kaybetmiş, ümidini kestiği bir anda da çocuğunu bulmuş. Böyle bağrına basmış onu. O anda bir anne evladına ne kadar öfkeli olursa olsun onu ateşe atabilir mi? Atmaz ya Resulallah. Ateşe atmak ne demek? Ona eğer şöyle kılına zarar verecek birisi olsa anne bakıyorsunuz canavara dönüşüyor yani. Efendimiz buyuruyorlar ki işte Cenab-ı Hakk'ın kullarına şefkati bu annenin evladına şefkatinden çok daha fazladır. Yani o örnekten annenin evladına duyduğu şefkat ve merhametten Rabbimizin rızasına Efendimiz Aleyhisselam bir yol, bir ufuk çizerek bize onu tarif etmişler. Peki annelerin fedakarlıkları, emekleri gerçekten ödenmeyecek şekilde hem de yaptıkları her türlü fedakarlığı, verdikleri her türlü emeği sevgiyle vermeleri. Yani belki biz babalar olarak bazen çoluğumuza çocuğumuza işte bakıyoruz filan ama bazen böyle sinirlendi mi artık sevgiyle filan değil de ya işte çocuk ne yapalım mecbur bakacağız gibi belki içerisinde her zaman sevgiyi katamayabiliyoruz. Ama anne uykusuz da kalsa, yemek de yemese, efendim her türlü fedakarlığını, emeğini bir de severek, onun içerisine sevgiyi katarak, affedici yönüyle, efendim kucağını, gönlünü evladına, eşine, yani ailedeki fonksiyonunu, konumunu icra edecek şekilde her türlü fedakarlığı yaparak anne oluyor, eş oluyor. Evet, dini yaşama konusunda da annelerin ve eşlerin üzerine çok büyük sorumluluklar, görevler düşüyor. Şimdi hepimiz istiyoruz ki evlatlarımız 21 yaşında İstanbul'u fetheden 2. Mehmet Han, yani fetihten sonra kendisine Fatih ünvanı verilen Mehmet olsun, 2. Mehmet olsun. Hepimiz öyle istiyoruz. Ama öyle bir babayı, öyle bir anneyi, öyle bir aileyi bulalım, Fatihler yetişsin, değil mi? Demek ki 21 yaşında İşte 3 tane, 4 tane, 6, 7 tane yabancı dil bilecek, hafızul Kur'an olacak, şu kadar hadis-i şerif ezbere bilecek, dinin mübini İslam'ın en ince detaylarına kadar vakıf olacak. Sonra devlet tecrübesi, kararlılığı, Efendimiz'e sadakati çok yüksek, bir çağı açıp bir çağı kapatacak olayların kahramanı olacak. Fatihler yetiştirmek aileden başlıyor, anneden başlıyor, babadan başlıyor. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerine bakıyorsunuz, annesi evladına Fatih'e abdestsiz süt emzirmemiştir. Abdestsiz süt emzirmemiştir. Şimdi namaz kılmayan bir annenin böyle bir evlat yetiştirme şansı var mı? Baştan bir defa kaybettik. Hani bir araştırma yapmışlar. İşte dünyada en kısa sürede diyelim hafızlık yapan 3 ay, 4 ay, 5 ay gibi sürede hafızlık yapan çocuklar var. Araştırıyorlar acaba yani bu çocuk bu kadar kısa sürede yani tamam bir zeka meselesi var. Zeki çocuk. Çok çabuk ezberliyor. Annesine soruyorlar. Yani siz bu çocuğa ne yaptınız da bu çocuk 5 ay gibi 6 ay gibi kısa bir sürede hafız oldu. Yani normalde 2 senede hafız oluyor insanlar ortalama. Belki 1 senede o ham olarak ezberlediklerini pişirmeye çalışıyorlar. 3 yıl diyelim. 4 yıl bazen. Ama 5 ay, 3 ay çok kısa sürede nasıl oldu bu iş? Annesi diyor ki mesela onlardan bir tanesinin ben diyor çocuğuma hamileyken 7-24 saat evimizde Kur'an-ı Kerim'i açardım. Yani okuyorum ben de. Sürekli Kur'an-ı Kerim dinlerdim. Yani o çocuk anne karnından itibaren Kur'an-ı Kerim'le tanışmış. O çocuk diğerlerine göre birkaç adım daha önden başlıyor yarışmaya işte. Ama şimdi biz anne karnında da olsa çocuk yavaş yavaş konuşmaya da başlasa diyoruz ki hadi bakayım oğlum amcana bir küfret bakayım. Bir söv bakayım amcaya. Çocuk sövüyor. Ha 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 hepimiz gülüyoruz. Çocuk da diyor ki herhalde çok güzel bir şey yaptım diyor. Onu bir huy olarak alıyor şimdi. Aklı başına geldiği zaman onun kötü bir şey olduğunu artık idrak edemiyor. Ve ilk başta kime sövüyor? Hani amcana söv bakayım diyen var ya babasıysa ona.
Annesi ise ona, amcası ise ona en başta. Çünkü iyi bir şey yaptığını zannediyor çocuk. Yani o çocuğun önünde gerçekten Kur'an'ı ve sünneti yaşayan anne babalar olacak ki o nesiller fatihler olarak yetişsin. Selahaddin Eyyubiler olarak yetişsin. Eğer böyle olmazsa değerli kardeşlerim, yani çocuğumuzda bir beğenmediğimiz bir taraf, bir yön görüyorsak dönüp kendimize bir bakmamız lazım. Acaba nerede hata yaptık da efendim bu çocukta böyle bir davranış ortaya çıktı. Hani şöyle bir menkıbe anlatırlar. Büyük zatlardan bir tanesi efendim çocuğu çok iyi, yani ilme meraklı, ibadete düşkün, fakat bir huy edinmiş, bir ahlak çıkarmış çocuk. Ne yapıyor? Konu komşunun ne kadar bahçesi varsa bahçelerine gidiyor, özür dilerim, su doldurulan çeşme başlarına varıyor. Orada diyelim kadınlar su dolduruyor işte evlerine su getirmek için. Onların bidonlarını deliyor durmadan. Ya şimdi adamcağız kendini bir yokluyor. Diyor ki Allah Allah, bir hatam günahım oldu da çocuğumda mı acaba bu çıktı yani? Düşünüyor, kendinde bir şey göremiyor. Hanımına diyor ki hanım gel bakalım. Bizim diyor bu çocuğun, bu şikayetler geliyor tabii. İşte durmadan insanlara zarar veriyor. Gidip deliyor şeyi, bidonlarını, insanlara zarar veriyor. Diyor ki ben şöyle bir kendimi yokladım. Düşünebildiğim kadarıyla, görebildiğim kadarıyla kendimde bir hata bulamadım. Diyor sende bir hata var mı? Şöyle bir düşün bakalım. O da geriye doğru şöyle düşününce diyor ki bey diyor. Ben bu çocuğa hamileyken bir bahçenin kenarından geçiyordum. İşte orada bir elma ağacı, ekşi bir elma ağacı dikkatimi çekti. İşte hamilelikte o ne diyorlar, aşemme mi diyorlar işte. Canım çekti diyor. Gidip sahibinden de istemeye utandım. Kimsenin haberi yokken diyor. Ama aldığım şey de belli olmasın diye elmayı diyor şöyle bir ağaçla deldim. Oradan diyor suyunu içtim, devam ettim. Varsa diyor hata budur diyor yani. Diyor tamam hanım bulduk diyor hatanın nerede olduğunu. Gidiyorlar o mal sahibiyle helallik istiyorlar, helalleşiyorlar. O çocuk da bir müddet sonra artık bu yanlış tavırlardan, hareketlerden vazgeçiyor. Yani düşünelim ki bizim annelerimiz besmelesiz yemek pişirmeyen, evine bir şey geldiği zaman efendim Euzu Besmele ile işine başlayan, efendim o evin bereketi kaçmasın, yani çok affedersiniz çamaşırlarını başkaları görmesin diye evlerinin içerisinde kurutan o edep timsali veya 5 yaşında bir çocuk, erkek çocuğunun önünden geçmeyen 80 yaşında annelerimiz, biz yaşadık, siz de gördünüz. 5 yaşında erkek çocuğu olsun, 80 yaşında kadın duruyor, diyor ki geç evladım. Ya anne sen geç işte büyüksün. Olmaz diyor. Erken önü geçilmez diyor. Böyle bir edepten, böyle bir haya timsali annelerden, büyüklerden şimdi yani hiçbir şey umurunda değil hanımefendinin. Giydiği, yediği, içtiği, besmelesi, namazı, orucu, ibadeti. Şimdi onun yetiştirdiği nesille onun yetiştirdiği nesil bir olur mu? Babalar genel olarak sabah adam işine gidiyor, akşama kadar evde yok. Bu çocuk kimin hamuruyla mayasıyla yoğrulacak? O annenin elinde yoğrulacak. Anne de şimdi işte yemek programları, evlilik programları, bilmem ne dizileri, bunlarla ömrünü geçirirse o çocuk da kendini o programların içerisinde bulacak demektir yani. Bir akraba hassasiyeti yok, anne baba saygısı yok. Yalanın zaten bini bin paraya gidiyor. Yani aman şuradan sıyıralım, buradan kurtulalım diye her türlü yalanı kendimize mübah görüyoruz. Böyle bir ortamda yetişen çocuktan çok da bir şey beklememek lazım. Babaların duasını, Efendimiz Aleyhisselam çocukları üzerindeki duasını, hakkını bir peygamberin ümmetine yaptığı duaya benzetmiştir. Bir babanın duası, efendim evladına duası bir peygamberin ümmetine duası gibidir. O yüzden babalarımızın bedduasını almaktan sakınmamız lazım. Veya babaysak çocuklarımıza beddua etmekten mümkün mertebe sakınmak lazım. O dua tuttuğu zaman, beddua tuttuğu zaman yine belki en başta biz üzüleceğiz. O yüzden ağzımızdan çıkana dikkat etmemiz gerekiyor. Babalar, efendim ev için saygınlığın, güvenin, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin bir göstergesi, bir vesilesidir. Ama şimdi öyle babalar görüyoruz ki, efendim çocuğunu, eşini, ailesini kendi eliyle uçuruma itiyor. Kendi efendim tercihleriyle, yani eşine mesela tesettürlü giyinmemesini emrediyor. Veya çocuğuna diyor ki ya git falan çal, hissettirmeden çal getir. Veya efendim şu uyuşturucuyu, şu bilmem neyi sat,
haram yoldan para kazan gibi. Tabi bu tip babalar fiziki olarak evet baba, ama görev ve sorumlulukları açısından, İslam dini açısından, Kur'an ve sünnet açısından bu tip insanların görevlerini yapmayışları, bunun tam aksine görevlerini suistimal etmeleri, bir de buna üstelik babalık vazifesini kullanarak bu işi yapmaları, hem dünyada hem ahirette içinden çıkamayacakları çok ciddi hesaplarla karşılaşmalarına onların sebep olacak. Evet, ailede anne böyle, baba da böyle. Bir de aileyi meydana getiren, aile içerisinde aile oluşumunu sağlayan bir başlık da nedir? Çocuklarımızdır. Çocuklar tabiri caizse efendim üzerine hiçbir şey kaydedilmemiş CD'ler olarak, böyle bellekler olarak bize teslim edilmiş efendim yavrularımız. Hiçbir şey yok onların zihninde. Efendimiz Aleyhisselam her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Fıtrat bozulmamıştır yani. Ama onu annesi Yahudi ise Yahudi, babası Hristiyan ise Hristiyan yapabilir. Önemli olan nedir burada? O saf olan, temiz olan zihinlere aynı saflıkta, aynı temizlikte, aynı güzellikte duygu ve düşünceleri verebilmektir. Yoksa yani çocuk dünyaya geldi. O çocuk yarı aç, yarı tok, bazen üst elbise bulur, bazen bulamaz. Bir şekilde büyüyüp gidiyor işte. Ama önemli olan vatana, memlekete, dine, diyanete faydalı evlatlar yetiştirebilmektir. Peki bir de şu kısaca boşanma meselesine de değinelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ebgadul halali ilallahi teala et-talaku" buyuruyorlar. Helal olmasına rağmen Rabbimizin en fazla sevmediği helal veya en çok istemediği helal boşamaktır, boşanmaktır buyuruyor. Bununla ilgili birçok hadis-i şerif var. Yani bir boşanma hadisesi gerçekleştiği zaman Cenab-ı Hak eğer gazabıyla efendim muamelede bulunursa biz ne yaparız diye yer ve göğün titrediğini Efendimiz Aleyhisselam haber veriyor. Yani bir boşanma, şöyle bir 10 sene, 20 sene öncesine gidelim. Köylerimizde, şehirlerimizde hiç boşanan insanları hatırlıyor muyuz? Yok, ben hatırlamıyorum. Köyümüzde yoktu yani. Ta böyle uzaklardan bir adam boşanmış, o da dillere destan olurdu yani. Falanca adam boşanmış. Niye boşanmış? Onun da gerçekten geçerli, tutarlı sebepleri var. Şimdi bakıyorsunuz, gençler evleniyor. Gençler. Hani hayatı iyisiyle, kötüsüyle, varlığıyla, yokluğuyla paylaşacağız ya. Siz bırakın iyisini, kötüsünü, varlığını, yokluğunu. Ya hanım şuradan bir bardak su ver dedin mi, adam hemen ertesi gün mahkemenin kapısında soluğu alıyor. Çünkü arkadan diyor ki birileri, bak kızım, oğlum, sana eğer karşı taraf bir şey derse, sana bir cümle söylerse sen 10 tane cümleyle karşılık ver. Bak baban olarak, ailen olarak biz arkandayız. Ama eskiden ne deniliyordu? Kızım, bu evden gelinliğinle çıkıyorsun. Eğer geleceksen, bir sebep olacak da geleceksen kefeninle gel. Yani o kadar ciddi bir sebep olsun, o zaman dön gel. Ama şimdi bir bardak su istedin diye mahkeme kapısında maalesef insanlar soluğu alıyorlar. Evet, evlilikte, boşanmada, malda, evlatta, efendim komşularımız da, akrabalarımız da iyiliği emretmeyeceğimiz konusundaki tavrımız da hep imtihan vesilesidir. Bizim için önemli olan ailemizde adaleti tesis edebilmek, eşlerimiz, çocuklarımız arasında adil olabilmek için gayret göstermek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyetihi." Hepiniz sorumlusunuz, hepiniz çobansınız, hepiniz yönettiğiniz insanlardan sorumlusunuz. Mesela Efendimiz bu hadis-i şeriflerinde devlet başkanı sorumludur buyuruyor. Demek ki devlet de bizim için bir ailedir, değil mi? O devletin başındaki kimse de o ailenin, büyük ailenin, yani ülkemizde 80 milyon aile ferdi varsa o büyük ailenin başındaki insan o ailenin babası gibidir. Sorumludur o 80 milyon insandan. Efendim yönettiklerinden sorumludur. Evin beyi sorumludur. O da eşinden, çocuklarından, onların geçiminden, bakımından, her şeyinde evin beyi sorumludur. Evin hanımı da sorumludur. Onun da eşinin bakımı var, çocuklarının var, evinin var, harcaması var. Mesela eşinin sevmediği insanları evine almaması var, namusunu beklemesi var, komşuları var, akrabası var,
Kayınpeder var, anne var, baba var, kardeş var, bir sürü, bütün bunlar arasında efendim kuracağı denge yönüyle ev hanımları da sorumlulardır. Hizmetçiler de veya ne diyeyim, çalışanlar da diyelim, onlar da görevleri itibariyle sorumludurlar. Cenab-ı Hak hepimize huzurlu, mutlu, sağlıklı aile yuvaları nasip eylesin. Cenab-ı Hak eşiyle, çocuklarıyla imtihan olan kardeşlerimize yardım eylesin. Onlara bir an önce hayır kapıları açsın inşallah. Cenab-ı Hak bizleri eşlerimizle, çoluk çocuğumuzla, anne babalarımızla imtihan etmesin. Bunlar ağır imtihanlar. Eğer böyle imtihanlarımız varsa, olacaksa Cenab-ı Hak bu imtihanlardan hayırlısıyla, başarıyla çıkmayı cümlemize nasip eylesin. Cenab-ı Hak sağlık ve afiyet içerisinde, huzur ve sükunet içerisinde, bolluk, bereketlik içerisinde Yüce Mevlamıza kavuşuncaya kadar bir ömür sürebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna ve şfi merdana ve erham mevtana bi hurmeti sırrı